Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün 10.sunu çekiyorum favorilerim serisinin. Ekim ayı bitti. Bence şahsi görüşüm ama Ekim ayı en hızlı geçen aylardan biriydi veya en hızlı geçen ay bile olabilir yani. Gözümü açıp kapattım, Ekim bitmiş. Yani gerçekten şok ediciydi. 22'si gelmiş, düğün izliyorum falan filan. Her neyse, Ekim çok eğlenceliydi. Bir sürü şey yaptım gerçekten. Uzun süredir ilk defa hayatım normal hissediyor yani. Bu Ekim'i öyle hissettim. Mutluyum bayağı. O iyi bir şey. Neyse, bunlardan konuşmayalım. Favorim olan birkaç şeyden bahsedeceğim bugün sizlere. Evet, çok fazla lafı uzatmadan hemen videoya geçelim çünkü yine bir sürü favorim var. Evet, hadi bakalım. İlk başta şeyden başlamak istiyorum, favori filmlerimden. Bu ay film ekimi vardı ve ben 3 tane filme gittim. İlk defa film ekimine gittim. Bu 3 film de aslında çok güzeldi ama aralarından bir tanesi ve genel olarak bu ayki en beğendiğim film de bu. Çok fazla öne çıktı. O da The Worst Person in the World diye bir film. Joachim Trier. Öyle olsun. Neyse, The Worst Person in the World'a gittim. Hatta ilk gittiğim film ekimi filmi buydu. Bir tane kızı takip ediyoruz. Hayatının 4 yılı boyunca, belki 5 yılı da olabilir, belki 6 yılı. Hayatının bir kısmı boyunca bir kızı izliyoruz. İlk sahnesinden bahsedeyim. Hani kızın nasıl bir kişi olduğunu çok öne koyuyor bence ilk sahnesi bile. Kız tıp öğrencisi. Sonra diyor ki aslında ben insanların beyniyle çok daha ilgiliyim. İnsanların düşünceleriyle, zihniyle. O yüzden psikolojiye değişiyor. Sonra psikolojiye değişiyor. Ondan sonra diyor ki bu olmadı. Ben aslında fotoğrafçı olmak istiyorum diyor ve ondan sonrasında hayatının devamını öyle devam ettiriyor. Böyle değişik bir insan, değişken bir insan. Aşk hayatını, aile hayatını çok güzel anlatmış bence. Kadın oyuncu Renate çok güzel oynamış. Yani bence onun oyunculuğu bu kadar iyi olmasaydı ben bu filmi bu kadar sevmezdim diye düşünüyorum. Bir genç kadının yaşadığı tüm zorlukları çok güzel aktarmışlar ekrana. Yani 18 yaşında bir insan olarak, 18 yaşında bir kadın olarak, genç kadın olarak çok beğendim ben bu filmi. Aşk hayatından kariyerine, aile hayatından, kendi içerisinde yaşadıklarına, anne olma şeyleri falandır filan. Çok güzeldi. Ben çok beğendim. Eğer bulursanız, sanırım vizyona girecek gerçi. Onu tam olarak emin değilim. Ama vizyona girince lütfen izleyin. Ve film Ekim'de de izlediğim en iyi filmdi. Ve Ekim'de de izlediğim en iyi filmdi. Dune bu ayki en favori filmlerimden biri. Dune müthişti ya. Hani gerçekten. Neden bu kadar iyiydi? Sorsam cevaplayamam. Ama Dune gerçekten çok güzeldi. Bilmeyeniniz için Dune şunu anlatıyor. Paul Atreides ve Atreides hanedanlığı daha önce yani 80 yıldır Harkonnen hanedanlığında olan Arrakis'e gidiyorlar ve orayı yönetmesini istiyor imparator. Bunu anlatıyor. Sosyolojik açıklamalar var, dini açıklamalar var, ekonomik açıklamalar var. Çok değişik bir kitap. Kitap olarak gerçekten çok güzel. Kesinlikle ama kesinlikle sinemada gidilip sinemada deneyimlenmesi gereken bir film bence. Televizyondan izlerseniz bu kadar zevk almazsınız. Ben en azından öyle düşünüyorum. Eğer şansınız varsa IMAX'e gidin. Çok güzeldi. Kesinlikle öneririm. Neyse, aynen. Filmlerden bu kadar. Sırada en sevdiğim diziye geçeyim. Extraordinary You, bir K-drama. Ben bu Extraordinary You'yu buldum. Daha doğrusu Rowoon mu? Çocuğun ismi öyle mi okunu bilmiyorum da. Onu TikTok'ta bir tane TikTok'unu gördüm yani bir videosunu gördüm. Ve dedim ki oha bu çocuk çok yakışıklı. Araştırma yaptım. Azıcık tık 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 tık. Araştırma yaptım. Ve Extraordinary You'da oynadığını gördüm. Zaten radarımdaydı Extraordinary You, yani Netflix'te listemdeydi. Extraordinary You şöyle bir dizi, şunu anlatıyor. Bir tane kız var, Dano. Dano bir çizgi romanda bir karakter olduğunu öğreniyor. Yani hayatı bir çizgi roman. Bu çizgi romanda ki bir ekstra, yani yan karakterlerin de yan karakteri falan. Öyle bir durumda Dano. Ve ondan sonracığıma kaderimi değiştireceğim ben diyor. Çünkü kalp hastalığı var, hani ölebilir. O yüzden hani ben bu kız olmayacağım artık, ben kaderimi değiştireceğim diyor. En kısa şeyiyle böyle anlatabilirim. Evet, bazen kendini çok tekrar ediyor mu? Ediyor. Ama ben çok beğendim. Çok tatlıydı. Rowoon çok yakışıklıydı. Ya, çok fazla yakışıklı insan vardı. Zaten K-dramalarımdaki en büyük, seçmekteki en büyük etken yakışıklı insan veya güzel insan olup olmadığı. Hikayeyi çok önemsemesem de hani izlerim yani, sıkıntı değil. Evet, en sevdiğim ikinci K-dramaydı bu. En beğendiklerim arasında ilk. Sırada hala Startup var. Startup bence hiç değişmeyecek bu arada çünkü o diziyi çok seviyorum. Ama ikinci sırada Extraordinary You var. Netflix'te var. Kesinlikle öneririm. Hatta Rowoon'un yeni dizisi çıkacak, onu bekliyorum şimdi. Evet, söylemeyi unuttum bu arada. Birazcık geçtim galiba da Squid Game beğendiğim bir diziydi bu ay izleyip bitirdiğim. Ama onu şu an bunun üzerine çok tartışmak istemiyorum. Çünkü şuradaki videoda ben Squid Game düşüncelerimi aktardım sizlere. Güzel bir diziydi. Eğer daha fazla düşüncelerimi merak ediyorsanız şurada.
Ha bir de Yargı'yı izliyorum ama Yargı hani bitmedi de. Ama yine de söyleyeyim, Yargı'yı izliyorum. Düşüncelerinizi alırım, bu akşam var Yargı. Evet, sırada bu ayki kitaplarımıza gelelim. Bu ay hem Dune'u bitirmeye çalıştım hem okuldan bir sürü kitap vardı. Ama iki tane kitap göstereceğim çok beğendiğim bu ay. Onlardan biri Heartstopper, Kalp Çarpıntısı'nın ikinci cildi. Ben şanslılardanım. Ben tam o yasağın gelmesinden bir gün önce Amazon'dan söylemiştim bunları. İki de var, üç de var. Ama ikiyi bitirdim. Çok minnoştu. Hani bir oturuşta bitirebileceğimi düşünmediğim bir seriydi ve hani bir günde bitirdim bunu da. Geçen seferkinde bir günde bitirmiştim. Seriyi genel olarak anlatayım. Seri Nick ve Charlie'yi konu alıyor. Nick bu, Charlie bu. Bu ikisinin arkadaşlıklarının gelişmesini. Ondan sonrasında ilişkileri nasıl gelişiyor? Onu şey yapıyoruz, okuyoruz. Bunda daha çok cinsel kimliğini aramaya çalışan bir karakter görüyoruz. Hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Bir sürü insanın relate edebileceği bir karakterdi. Okuduğumuz karakter, hani ana fokus olan karakter. Evet, çok beğendim. Çok güzeldi. LGBT topluluğunda çok önemli bir yer edinebileceğini düşünüyorum. Evet, Kalp Çarpıntısı İlk bu ayki favorilerimden. Bir de bu çok saçma gelecek şimdi. Kalp Çarpıntısı 2'yi gösterip sonra bu kitabı göstermem birazcık değişik olacak. Okulda zorunlu kitaplarımızdan biri Gılgamış Destanı'ydı ve ben ilk defa Gılgamış Destanı'nı okudum. Bayağı notlar alarak okudum bu arada, çünkü hani ders kitabımızdı. Ama bunu çok beğendim. Gerçekten bu kadar beğeneceğimi hiç düşünmüyordum. Özellikle bir de şu an mesela İlyada'yı okuyoruz ve İlyada'yı o kadar beğenmedim ki Gılgamış muah yani. Bu kitabı çok beğendim. Öncelikle Gılgamış'ı bilmeyenler için ilk yazılı destanlardan biri. Hatta galiba ilk yazılı destan. Yanlış hatırlamıyorsam. Humanities diye bir ders var. O derste okuduk. Çok beğendim. Gılgamış'la nedir onun ismi? Enkidu'nun ilişkisi. Gılgamış'la Enkidu'nun. Gılgamış'la Enkidu. Aynısını İlyada'da yaptılar. Akilus okudum. Şuradan izleyebilirsiniz. Akilus ve Patroklus için Akilus'un şarkısında iki yoldaş aslında birbirlerini seviyorlar ve birbirlerine aşıklar. Abi aynısı. Gılgamış'la Enkidu'nun birbirlerine aşık olduklarını yazmazsa başlıyorum yazmaya. Wattpad'de bulabilirsiniz fanfiction'ımı ya. Şimdi birkaç tane şey bakayım İngilizce ama şuraya şey yazarım. Türkçe çevirisini yazarım. My friend a wild ass on the run. Donkey on the uplands, partner of the wild. My friend Enkidu a wild ass on the run. Donkey of the uplands, partner of the wild. My friend whom I love so dear. Who with me went through every danger. My friend Enkidu whom I love so dear. Who with me went through every danger. Yani bunlar birbirlerine aşık arkadaşlar. Başka bir açıklamasını göremiyorum. Bu ikisi kesinlikle çok ayrı spektrumlarda ama aynı zamanda aynı spektrumlarda olan iki kitap. Tell me I'm wrong. Evet, bu ikisi benim bu ayki iki favori kitabımdı. Çok beğendim ikisini de. Şimdi şarkılara geçelim. Şarkılarda da bir sürü şey var. Şarkıların hepsini aşağıdaki playlistte bulabilirsiniz. Birkaç tane daha şarkı varmış, o yüzden şu an bu şekilde birkaç şarkı daha önereceğim. Evet, şarkılar da bu kadardı. Bu şarkıları ve bunun gibi başka şarkıları ve bunun gibi olmayan da başka şarkıları benim aşağıdaki playlistimde bulabilirsiniz. Evet, başka ne kaldı? Şu an başka diğer şeyler kategorisi kaldı. Diğer şeyler kategorisinde aslında bu ay çok bir şey yok. İlk defa hayatımda bir tane voleybol maçına gittim. Arkas Spor'un erkekler voleybol maçına gittim. Ve hani kesinlikle çok öneririm. Biliyor musunuz? Gerçekten çok eğlenceli voleybol maçı izlemek. Temmuz'dan beri falan bahsediyorum hani voleybolu ne kadar sevdiğimi, voleybol izlemeye başladığımı falan. Yazdan beri izlediğim şeyi ilk defa canlı canlı izlemek çok değişikti, çok güzeldi. Kesinlikle öneririm eğer
herhangi bir voleybol maçı varsa yakınınızda izlemenizi. Ve evet, sanırım bu kadar. Sanırım bu kadar. Aynen öyle. Evet, bu aylık benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmezseniz de lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bu ay gerçekten çok çabuk geçti ve ben olabildiğince video yüklemeye çalıştım. Belki görmüşsünüzdür. Belki fark etmişsinizdir, birazcık produktif olmaya çalıştım. Sonbahar beni çok fazla motive ediyor. Okulun başlaması, bir düzenimin olması falan filan, hani o düzenimin olması bence çok güzel bir şey. Evet, şu an mutluyum bayağı hayatımda. Umarım siz de öylesinizdir. Evet, benden bugünlük bu kadar. Abone olursanız çok sevinirim. Evet, Kasım'da görüşürüz o zaman. Hoşça kalın. Bye bye.